Devamlı ama devamlı yılbaşı için sıcak meze tarifleri isteyenler var. Hatta Instagram'dan her gün onlarca mesaj geliyor. Bu yüzden sizin için daha önce çektiğim 2022 yılında ara sıcaklardan bir potpourri yaptım. Hepinize mutlu yıllar, ailenizle, sevdiklerinizle bir ömür boyu güzel mutlu yıllar geçirin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Dana Beans'i 2 tane, kuzu beyinden yapacaksınız 4 tane istiyorsunuz. Ben dana beyin tercih ediyorum. O yüzden 2 tane yeterli. Suya koyarak tarife başlıyorum. Üstünü geçecek kadar su, her zaman sıvı ürünü geçecek her zamanki kural. Küçük buzum kalmamış, o yüzden böyle büyük buz kullanıyorum. Sizi yanıltmasın. 15 dakika boyunca buzlu suyun içinde bekleyecek. Orta boy soğan. Orta boy soğanı ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye, toplam dörde bölüyoruz. Bir bağ maydanozun sadece yarısının sapları, iki tane defne yaprağı, bir nevi bukagarni yapacağız. Pişme sırasında yemeğin içine sarkıtılan otların gerektiği zaman kolayca yemeğin dışına alınması için yapılır. Benim de şimdi yaptığım gibi çoğu zaman bukagarni iple bağlanarak yapılır ama gerekli görüldüğü zaman da türbente sarılarak hazırlanabilir. Daha sonra bir de uzunlamasına bağlıyorum. Aynen bu şekil. Çok güzel. Bakın ipin böyle uzun olması lazım. Şöyle 5-6 tane karabiber. 15 dakika oldu. Bütün işlemleri hep beraber yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bakın buz hala erimemiş. Çok fazla buz atmak önemli. Buz gibi su, elimi sokamıyorum hatta. Hemen bu musluğun altına. Yine de bir kontrol edelim. Ama gerçekten çok iyi temizlemiş. Beyni alırken mutlaka siz de zarının temizlenmesini isteyin. Bunu da bir kontrol edelim. Tertemiz. Evet, harika. Çok güzel. Zarını temizlemek zor bir işlem değil. Fakat sakatatçıdan alırken mutlaka siz onları temizletin. Ama mutlaka siz yıkarken üstünde zarı kalmış mı kalmamış mı en son kontrol edin. Bir çay kaşığı tuz. Da iki çay kaşığı atalım. Evet. Soğanlar. Karabiber. Beynin üzerine 1-2 santim geçecek kadar oda sıcaklığında su. Kesinlikle sıcak su değil. En ufak koku olmayacak. Sakatat yiyemeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği eski ustaların birebir tarifini yapıyoruz. Bu hemen ocağa. Evdeki en büyük ocağınızı en harlı şekilde yakıyorsunuz. En güçlü şekilde. İsteyen derin tencere de kullanabilir. Hatta daha da doğru olabilir. Ama ben siz daha rahat görebilirsiniz diye bu tavayı kullanıyorum. Süreler çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Koray, limon atayım mı? Sirke atayım mı? Herhangi başka sebze atayım mı? İsteyen atabilir. Orijinalinde yok. Çünkü ben ne desem şu da konur, bu da konur, şöyle olur, böyle olur. Benden herkes çok biliyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama burada sadece fazla malzeme kullanmış olursunuz. Gereksiz olur. Soğan, karabiber, maydanoz sapları, defne yaprağı fazlasıyla yeterli. Artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığı anda bukagarnimi, hatta şöyle yapalım. Sadece bu işler için kullandığımız telefonla kronometre tutalım. Ateşi kıstıktan sonra eğer beyin dana beyni ise 10 dakika, kuzu beyni ise 5-6 dakika haşlayacağız. Bizimkisi dana beyni olduğu için 10 dakika haşlayacağız. Su kaybını engellemek için şöyle bir kapak kapatalım. Eğer taşma riski varsa şöyle yarım kapatabilirsiniz. Şu üstte toplanan köpükleri yani kefleri muhakkak alın. Almasanız ne olur? Kimse anlamaz ama lezzet kaybı olur. Ocağımın altını kapatıyorum. İki yumurta. Koray, beyinde yumurta mı? Beyin tava yapıyoruz. En eski usul.
iyice çırptığından emin ol. Tamamen birbirine girsin yumurta. Bu düzeneyi unutmayın. İki şekil sunum göstereceğim. Bir tanesi lüks restoranlarda nasıl servis yapıldı. Diğeri ise meyhanelerde meyhaneci ustaların yaptığı gibi. Ya gravyer peyniri ya da kaşar peyniri kullanacağız. İkisi de kullanılır. Yoklukların kanalıyız. Gravyer tabii ki yok. Ne kadar beyin kullanıyorsanız o kadar un. Unu size ayıracaksınız ama yarım bardakta bir bardak gibi düşünün. 1, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Hafif acı isteyen 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı tuz. Baharatları iç içe getirin unla. Gördüğünüz gibi hemen iç içe girdi. Müthiş. Al böyle köşeye. Bakın ufacık yerde nasıl verimli çalışıyoruz. Kontrol edelim. Evet, el değiyor. Süzdürerek hemen şöyle alıyoruz. Bakın şimdi. Beyni şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Şöyle büyük parçalar halinde ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 parçaya böldüm. Diğer tarafı. İsterseniz böyle ikiye bölüp daha sonra bu şekilde de bölebilirsiniz. Yani daha çok parçaya. Top sizde, hiç fark etmez. Tuz. Karabiber. Müthiş bir şey yapıyoruz. Müthiş. Bunu daha önce yemeyen bana dua edecek. Sonra bana demeyin ya Koray ben bunu yaptım. Böyle sürünce yapışmadı. Hayır. Aynen böyle elinizle yapıştıracaksınız. Bu şekil olacak. Hemen kapat. Bu sistemi küçümsemeyin. Al böyle. Kaşar peynirler buraya. Bunları unutmayın. Bunlar kaşar peynirli. Hemen diğer kalanlar. Kapat. Kontrol edelim. Görüyorsunuz değil mi? 3-5 kere sallamada her yer un oldu. Her yeri unlandı. Görüyorsunuz. Toparladı kendisini. Bu sistemi unutmayın. Çok az un kullanıp maksimum fayda sağlıyoruz. Ayçiçek yağı. Bunda zeytinyağı falan olmaz. Aklınızda bulunsun. Ayçiçek yağı. Önce yumurtaya. Tarafında sarı, altın sarı sonuna kadar pişiriyoruz. Zaten görüntüden görüyorsunuz. Topu topu 5 dakika sürdü kızartma. Görüyorsunuz değil mi? Şunu sana ben beyin diye getirmesem midye diye yer misin? Vallahi yiyecek. Zaten içerikler yiyecek. Bu arada Barbaros geldi. Delikanlı Barbaros benim çocukluk arkadaşım. Onun değerli yorumlarını alacağız yemek hakkında. Topu topu 5 dakika. Hayır. Allah Allah. Tabi bunu böyle dağılmadan tutmak da zor. Hep yüksek ateşteyiz. Ne dersin? Abi bu kadından beri geçmişte gömüldüm düştüm ben çalışıyorum. Böyle dağılmaya gerek yok. Bunlar kaşarlı. Nasıl oldu? Vallahi bilmiyorum. Bak şimdi bu beyin ya. Görüyor musunuz? İçi nasıl? Şuraya bak nasıl sulu sulu içi. Şu elimi sürüyorum Barbaros ama yapacak bir şey yok. Ya ben yerim ya sıkıntı. Bakın bu kaşarlı olan. Görüyor musunuz? Hemen şöyle bırak. Müthiş. Biraz ister zeytinyağı ister ayçiçek yağı size kalmış. Tereyağım erimeden hemen soğanlar ve sarımsak orta ateşteyim bu arada. Bir 20 saniye sonra filan biberlerim, kırmızı biberim. Eğer kırmızı biber kullanırsanız daha can canlı olur. Daha afilli olur. Esasında ne kadar kolay bir yemek, ara sıcak, meze olduğunu herhalde bu videodan sonra herkes benimle yaptıktan sonra kabul edecektir. Gözde büyütülen bir yemek. Gördünüz değil mi? Şöyle 3 dakika filan soteledikten sonra, kavurduktan sonra hemen domatesler.
Sus. Karabiber. Kırmızı pul biber. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. Şöyle bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Şöyle bir kere karıştırın. Şu anda altı en küçük ocağımın en güçlü şekilde yanıyor. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika oldu şimdiye kadar. Dakika gözüküyor mu acaba? Şöyle alsak. Evet, şimdi daha iyi gözüküyor herhalde. 1 dakikada domatesler iyice erisin diye. Evet, 1 dakika doldu. Sıra karideslerimde şöyle dağıtarak. Şöyle yine kapatıyorum ağzını. Gel böyle. Maydanoz. Bak 8. dakikaya giriyoruz. Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Onun için acele ediyorum biraz. Ama zaten bunun süresi bu kadar. Evet, sırasını beklesin maydanozlar. Biraz kaşar peyniri. Bak 9. dakika. 8.45. Dikkat. Aç kapağını. Maydanozlar. Kaşar peynirleri. Dokuz 55 dakika 10. Altını kapat. Olay bu. Nasıl? 10 dakikada balıkçı restoranındaki gibi oldu mu, olmadı mı? Size soruyorum. İşte bu. Nasıl? Burada yarım kilo dana ciğerim var. Hemen ciğeri. Bakın zarı üstünde yer yer sinirleri var. Bilhassa temizletmedim ki siz daha iyi görebilin diye. Bu arada saat gecenin 12'si. Hemen buz. Yanlış duymadınız. Saat gece 12. Brezilya Ligi'nden maç izleyeceğiz arkadaşlarla. Ve üstüne hemen su. Ya Koray sen nasıl bir psikopatsın diyenler olabilir. Ama biz birkaç psikopatız. Hem maç izleyip hem de ciğer yapacağız. Tam 10 dakika oldu. Sadece bu işler için kullandığım kesme tahtam çapraz zehirlenme olmasın. Ciğerimizi böyle alalım. Hemen elime gelmişken şu zarını alalım. Parmağınızı şöyle sokuyorsunuz. Çok basit bir işlem esasında gördüğünüz gibi. Sadece parmağınızı kullanıyorsunuz. Ve artık çek. Bütün yapmanız gereken bu. Şimdi burada önemli nokta. Bunları alacaksınız. Şöyle bıçağı bastırıp içine doğru sokuyorsunuz. Hemen geliyor. Şöyle ortadan kesebilirsiniz. Bakın şimdi. Sonra ortadan kestiğinizi şöyle bir daha ortadan kesin. Bunu niçin yapıyoruz? İçinde bakın görüyor musunuz? Şöyle açarak. Görüyor musunuz? Sinirli yeri içinden çıkıyor. Bunları böyle açmasak. Yani yapacağınız ortadan uzunlamasını ikiye kesmek. Şöyle bir kontrol edelim. Hemen hemen bütün sinirlerini temizledik. Gördüğünüz gibi tertemiz. İçlerinden keserken yine çıkarsa temizleyeceğiz. Bak yanlamasına kesiyorum. İnceliğini görüyor musunuz? İncecik. Kesmeniz gereken böyle. En fazla yarım santim. Dikkat ederseniz et bıçağım da yok. Eğer et bıçağı olsa çok daha rahat olur. Ama benim için fark etmez. Siz daha ince bir bıçak kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Bütün ciğerlere
Tekrar kabımıza. Ya Koray, bu işlemleri yapmam gerekiyor mu? Normalde direkt kızartıyorlar. Birebir meyhane ustalarının yaptığı gibi yapıyoruz. Tekrar su ciğere geçecek kadar. Buz. Ciğeri servis ederken daha sıkı olması, ciğer yiyemeyen herkesin yiyebilmesi için, daha yumuşak lokum gibi olması için kızartırken buzlu suya koyuyoruz. 10 dakika daha bekletiyoruz. Bakın suyun rengini görüyor musunuz? Suyun rengini görüyorsunuz değil mi alttaki lavabodaki? 20 saniye kadar yıkıyoruz. Suyu kapat. Tabii ki bunu soğuk suyla yapıyoruz. Fazla suyunu akıtıyoruz. Ve bunları biz arkadaşlarla şu anda bir şeyler yiyip içiyoruz. Ben arada gelip gelip yapıyorum. O kadar da kolay bir işlem. Şöyle fazla suyunu akıtıyoruz. Tuz. Yarım kilo için bir çay kaşığının 1/3 kadar. Böylece ciğerimiz hem sıkılaşacak hem de rengi siyahlaşmayacak. Fazla suyu kana akana kadar 20 dakika, zamanı olan yarım saat bekletiyor. En büyük ocağımı yine en güçlü şekilde yaktım. Derin bir tava kullanmalısınız ve mutlaka ayçiçek yağı kullanıyoruz. Kesinlikle zeytinyağı veyahut da başka bir yağ olmaz. Şu çıkan suyu görüyor musunuz? Kanlı suyu. İşte koku yapan bu. Suçlu bu. Bunu yakaladığınız anda ağız burun girin. Ama yok, ben kokusuz bir ciğer yemek istiyorum diyenler bunu ayıracak. Şöyle derin bir kaba. Un. Buradaki püf noktası ne kadar ciğer kullanıp atacaksanız o an unluyorsunuz. Bu çok önemli. Ciğerimizi tuzlamamız kararmamasını ve sıkılaşmasını sağladı. Fazla unundan kurtarıp bu şekil atıyorsunuz. At 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 at. Ellere dikkat yalnız. Zamanlayıcı çalıştırıyorum. Bakın süre çalışıyor. Burada süre önemli. Sadece 50 saniye. En yüksek ateşteyim şu anda. Zamanlayıcımızı şöyle alalım. Bir tabak. 50. saniyede. Bak 50. Orta pişmiş olması lazım. Biraz daha pişmiş istiyorum diyen 1 dakika. En fazla 1 dakikada alıyorsunuz. Ve yağını kesinlikle süzmüyorsunuz. Meze yağlı olur. Bunu unutmayın. Ya telefon yağlandı diyenler var. Yok efendim. Şöyle arkadaşlar, bu benim iskarteye çıkardığım bir telefon. Bak görüyor musunuz? Böyle bir şey olmaz ya. Tekrar kalan ciğerlerim. Unla. Gerçekten başım belaya girecek. Zaten biliyorsunuz esnaf lokantalarıyla başım belada. Mezecilerle başım belada. Şimdi sıra ciğercilere geldi. Evet, fazla unundan kurtarıp tekrar atıyoruz. Unundan kurtar at. Fazla unundan kurtar at. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka kaydedin. Sizin için söylüyorum. Suraya başlatalım. Siz bilirsiniz. Sonuçta ben yapıp geçiyorum. Edirne'ye gidip yediğiniz ciğerden hiçbir farkı olmayacak. 50. saniyede. Artık alıyorum. Sıcakken tuzu, kırmızı biberini mutlaka döküyoruz. Mutlaka hemen tava ciğerlerimizi dizelim. Böyle ince ince olması çok önemli. Bu kadar bol tabağa konmuyor. Şu ürün fiyat performans lezzet olarak kesinlikle hak ettiği yerde değil. Biraz su ülkemizde. Şimdi hep beraber şunu açalım. Burada 200 gram istiridye mantarı var. Dip bölümünü kullanmıyoruz. Bakın bunlar çöp. Bizim tarif için söylüyorum bunu. Şu alt taraf parçalarını kullanıyoruz. Yaprakları da böyle ayırıyoruz. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Bu kadar kolay. Şu anki tarifimizde saplara ihtiyacımız yok. Peki bunları nasıl temizleyeceğiz?
esasında çok bilinen ama bizim mutfağımızda ne yazık ki çok kullanılmayan, bilinmeyen tarifler. Bunu gerçi internette görebileceğinizi zannetmiyorum bu tarifi. Kendimize has. Şimdi istete mantarını bu tarif için kesinlikle yıkamıyorsunuz. Peçete yardımıyla siliyorsunuz. Koray, tek tek mi? Tek tek. Ocağın en büyük yüzü en güçlü şekilde yanıyor. Şöyle kısıkla orta arasına getiriyorum. İsteyen tavada da yapabilir. Güveç sizi yanıltmasın. Zeytinyağı. Bu tarifin özelliği bolca zeytinyağı. Şöyle tamamen kabı kaplayacak. 1 santim kadar geçecek. Sarımsak. Sarımsağı sizden incecik. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Bakın inceliği görüyor musunuz? Böyle ince ince istiyorum. Atalım hatta hemen. Sarımsaklar oyuna böyle ince olmalı ki bunları yiyeceğiz. Elinizde varsa böyle kırmızı acı biber, yoksa normal biber bir tane yeterli olacaktır. Müthiş bir tarif yapıyoruz demiştim. Çekirdekleri içindeyken ince ince. Oo, acısının kokusu buraya kadar geldi. Zeytinyağım soğukken attım. Tam ısınmamışken. Böylece çok rahatım. Biberle sarımsaklar artık oynamaya başladığı anda bir tatlı kaşığı tereyağı. Bu arada mantarlarımı ayarlıyorum. Koray, burada neden fazla mantar var? Çünkü 2 kişiyiz. Belki 3 kişi olabiliriz. Letonya-Türkiye maçını seyredeceğiz. Sıcak sıcak yapıp, yani tekrar yapıp sıcak sıcak yiyeceğiz. Bir anda hepsini yapmıyoruz. Sonra mantarlarımı bu şekil ocağımı orta ateşe getirdikten sonra içine atıyorum. Koray, benim kullandığım kap küçük ya da büyük. Sığmıyor. Sığmıyorsa böyle koparabilirsiniz. Şu şekil. Zaten bakın böyle kopar. Bırakın pişsin. Tuz. Karabiber. Size şu anda yağlı gibi geliyor olabilir değil mi? Alakası yok. Doğru sıdayız. Kesinlikle mantarlar yağ çekmiyor. Bakın kesinlikle sarımsaklar yanmıyor. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Bakın tam toplam 5 dakika oldu. Pişti artık ama isteyen böyle kaşar peyniri de koyabilir. Zeytinyağını görüyor musunuz? Attığımız anda kaşar peynirinin erimesi lazım değil mi? Bakın doğru ısı, gerçek zeytinyağı. Ve çok sıcak, şöyle alalım. Şöyle masaya götüreceksiniz. Vallahi şunu yapmazsam kendimi affetmem. Açın ağzınızı. Ve tekrar aynı kapta aynı şekil bir tane daha yapıyorsunuz. 2 tane daha, 3 tane daha yağ böyle kullanıyorsunuz. Daha önce böyle bir istiridye mantarı görmediniz değil mi? Evet. Açın ağzınızı. Muhteşem bir şey geliyor. Muhteşem bir şey. Bunu yapıp bir eşinize, dostunuza ikram ettiğiniz zaman inanamayacaklar sizin yaptığınıza. Keşke yüzümün şeklini görebilseniz. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli yemek olabilir. Devamlı ama devamlı yılbaşı için sıcak meze tarifleri isteyenler var. Hatta Instagram'dan her gün onlarca mesaj geliyor. Bu yüzden sizin için daha önce çektiğim 2022 yılında ara sıcaklardan bir potpourri yaptım. Hepinize mutlu yıllar, ailenizle, sevdiklerinizle bir ömür boyu güzel mutlu yıllar geçirin. Şimdiden herkese afiyet olsun.